Evet efendim, tarihin arka odasında biraz kalabalık olduk. İki konuğumuz var. Yarım saat boyunca Azerbaycan'da, Ermenistan'da ne oluyor bitiyor, Türkiye ile Azerbaycan arasında bu son günlerde yaşanan soğukluklar, bunları tartışacağız. Genire Paşayeva ve Gular diyorlar ama Güler. Güler değil mi? Güler Ahmetova. Şimdi ben konuya girmeden önce benim hep kafamı meşgul eden bir şeyi soracağım size. Evet. Sovyetler çökeli neredeyse 20 yıl olacak. Azerbaycan bağımsız bir ülke. Niçin hala isimlerinizi Rus gramerine göre kullanıyorsunuz? Mesela niye siz Paşazade değilsiniz, hanımefendi Ahmetzade değil de Paşayeva Ahmedova diyorsunuz? Benim duyduğuma göre bu şekilde isim kullanmak Azerbaycan'da ve diğer Türkiye Cumhuriyetler'de entelektüellikmiş. Hayır. Aslında Zade de Türk kökenli değil. Biliyorsunuz Zade. Oğlu deyin. Yok, bunu söyleyeyim. Hayır. Bir yanlışı düzeltmek için ikinci yanlışa da girmek doğru değil. Zade Fars kökenli, biliyorsunuz. Evet. Oğlu deyin. Evet. Birçok yeni doğulan isimler eski pasaport, yani pasaportların ilk değiştiği dönemler Sovyet'in yeni dağıldığı dönemlerdi. Ve böyle de bu değişiklik toplumun içine kafa olarak girmemişti. Ama yeni doğulan çocuklarda, yeni doğulan isimlerde artık Yeva Ova kaldırıldı. Ve birçok kişiler de değişti. Mesela biz mahkeme yoluyla bunu değişiriz. Mesela ben mahkemeye verdim. Yani artık, ne olacaksınız? Mesela ben baba ismimi götüreceğim. Benim baba ismim Elesker diyen. Biz de siz oğlu dersiniz. Biz mesela Genre Elesker kızı deriz. Veyahut da sadece Elesker deriz. Yani Türk kökenli Lülü, yani o dört şekilciyle, veyahut da isim olarak baba ismi geçer. Bunu artık birçok isimler, yani yetkin insanlar da mahkemeler yoluyla artık değişime başladı. Ama 20 sene çok uzun bir zaman değil mi? Tabii bunun bu için... Bir gecede olacak bir şey diyor bir kanunla. Yok, oğlu biliyorsunuz bitti. Aslında kanunla... Benim düşüncemi bilmek istiyorsunuz. Ben kanunla, insanların kendi kafalarında değişikliklerin gitmesi lazım. Kanunla değiştiğiniz şeyler kafalarda olmazsa böyle, yani onun bir anlamı olmaz. Yani, İnsanlar bunun niye gerekli olduğunu, kafalarında bir inkılap gitmeli. Ama inkılap 20 senedir olmadı mı o kafalarda hala? Yok, oldu. Ben onu söylüyorum. Yani yeni kafalar, tabii ki gençler bununla büyüdü. Ama eski insanlarda bu artık alışkanlık oldu ve onlar önem vermedi bu şeylere. Ama şimdi çok değişiklikler oldu. Mesela parlamentoda da bir sürü arkadaşlarımız da buna gitti. Ama hem de formül bulunamadı. Sizin dediğiniz gibi bir yanlıştan ikinciye düşenler de oldu. Yeva Ovan'ı Zade ile değişenler de oldu. Bu da doğru değildi. Ama sizde, bu da doğru değil. Bunun da kökünü açarsanız... Mesela sizde Ahmet Agayev vardı, bizde Ahmet Ağaoğlu oldu. Evet. Biliyorsun. O Türk kökenli. Artık Zade Türk de Farsça oğlu demekti yani. Tabii. Alfabet değişti mi? Çoktan değişti. Bir siz geçtiniz değil mi? Diğer Türk cumhuriyetlerinde... Kazakistan'da artık keçi de başladılar. Kazaklar. Ama diğer Türk cumhuriyetlerinde keçi de olmadı hala. Biz geçtiğimizde çok problemler çok yaşadık ama altından çünkü çok zor, biliyorsunuz. Çok çetin. Biz bir asırda 3 alfabe değişmişiz. Biz de Latıncaydı, Arapçaydı. Sonra Latıncaya geçtik. Atatürk Latıncanı Türkiye'de getirince Sovyetler bunlar birbirini okuyamasın diye hemen Latıncanı da kaldırıp Kirilce ettiler. Ve çok edebiyat itti. Tarih edebiyat. Çünkü onların hepsinin değişmesi gerekirdi. Ama şimdi devletin Azerbaycan'da çok para harçlıyor. Mesela bütün 70 yıl her şey Kirilce yazılıp şimdi onların... Şimdi tekrar değiştirmek. Evet. Yani bu çok zor. Bizim milletin tarihinin oradaki zor tarafı. Oradaki kültür hayatı bizden çok ileridir açıkçası. Yani klasik hem, müzik, tabii. Resim. Tabii. Orada kasabada bile opera binası var. Evet. Sovyetler bazı şeyleri, hayırlı şeyler yaptılar. Ama o kadar berbat şeyin yanında iyi işler lütfen yaptılar. Bunu Sovyetlere bağlamayak. Çünkü mesela Azerbaycan'da Sovyetler olmadan ilk Doğu'nun ilk operası zaten Azerbaycan'da yazıldı. O Hüseyin zaman Sovyet yoktu. Evet, o Hüseyin zaman Sovyet Bey'di değil. Benim görüşüme göre Azeri müziğini berbat etmiştir. Hayır. Benim görüşüm. Şerek noktalara giremiz ediyorsun. Çünkü Azeri gıdanı öldürdü bu adam. Hayır. Operacılar. Ya, sizin önceden güzel... uyarayım. Bir dakika. Murat Bey'e karşı tanımıyorsunuz. Murat Bey'in zevkleri vardır. Bu zevkler
onun zevkleridir. Bazı şeyleri sevmez ve ona göre onları tamamen yerli bile batır. Efendim böyle bizim sevip sevmediğimiz şeyler var. Ama isimler var ki onları tartışabiliriz. Ama o isimler inglap yapmış isimler. Çünkü doğuda ilk operanı yazmış isim bu. Bu kişinin yazdığı opera bugün dünyanın 100'den artık ülkesinde böyle anşlakla herkes tarafından ayakta karşılanır. Yani siz ama tartışabilirsiniz sizin güzel, ama sizin, onu böyle itemezsiniz. Sizin çünkü ne güzel mugamlarınız vardı. Onun öz yeri var. Yani bizim çok müziğimiz var. Saz yani müziğimiz, mugam müziğimiz, operamız, bir caz müziğimiz. Bugün Avrupa'dan gelip Azerbaycan cazına bayılırlar ve ama dünyada neyse, Azize Mustafazade diye bir isim çıkardık biz. Yani bu da Türk dünyası için önemli bir bence avantaj. Ama bunun neyse, kuru duymamız gerekir. Azeriyle hala mugam dinliyorlar. Evet, o bizim kökümüzün geldiği müzik. Şey, Üzeyir Hacıbekov'u öldüremedi onu neyse hala. Çok yaralıdı ama. Ama Üzeyir Hacıbekov'u öldürmek bence amacı da olmadı. Operaya çünkü getirdi mugamı. Operaların demek olarak ki biraz Sovyet partilerin, partiyalarında yani hamısında sonra o mugamın hem megamları var. Yani Şur var, Bayatı Şiraz var, her biri var. O bakımdan yani ki muğamı çok, muğam çok derin bir şeydi. Yani muğamı bilince orada o muğamın hisselerini tapabilirsiniz. Yani muğam bilmeyen insan belki onu eşitemez. Siz biliyor musunuz? Fasıl. Ya biz fasıl, kendimize yani dönüştürdük, neler konuşacaktık. Yani aslında evetim dedim. Neyse. Bunu son söyleyeyim. Üzeyir Hacıbayev'e dokunulmasını istemediğimiz bir şey. Ona göre ki Üzeyir Hacıbayev Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni Kur'anların kutsal birisi, biri, fikir babalarından biri ve bizim Azerbaycan'ın himninin müziğini yazan müziğini birisi. Yazan. Onun bizim yanımızda kutsal. Şeyleri neydi Ermenilerinki? Hem de Karabağlı, Şuşalı. Bu da çok acı bir şey. Ermenilerinki kimdi? Gayane Suite meşhur. Haçaturyan. Haçaturyan. Yani Haçaturyan o Ermeni müziği orkestr hale getirdi Hacıbeyli. Üzeyir Hacıbeyli o hale getirdi. Haçaturyan daha sonra, Üzeyir Hacıbeyli'de çok daha çok sonra. Ama çok yani çok Haçaturyan yani varken bizde Gara Garay var idi. Yani o Üzeyir evet. Hacıbeyli belki onların babası kimi sayılabilir. Aynı şeyde çalıştılar demek benim istiyorum. Benim müzik işte eğitimim olduğu için bununla sonuna kadar tartışıyorum. Neyse konumuz o değil ama ben de tartışıyorum. Yani bir neyse. Herkesin müzik eğitimi var. Şimdi efendim Türkiye ile ne oluyor? Azerbaycan arası niye bozuldu? Bozuldu mu sizce? Gerginleşti diyelim. Ne derece şey yapıyorsunuz, kızıyor şey Aliyev. Ya kızmıyor ama. Konuştu etti. Hiçbir şey yok, problem yok. Bence bu kızmakla değil şey var. Ben bir şey anladım bu Türkiye'de olurken. Bir şeyler var. Yani Türkiye'de bir kısım insan Azerbaycan'ı böyle özünkileştirmiş de belki bir 5% mi 10% mi söyleyeyim. Diğer bir 80% daha çok tanımaz mı diyeyim ya ilgilenmez böyle bir şeyler görüyorum ama bence de bu herkesin bir işi olmalı. Azerbaycan böyle bir memleket ki bence Türkiye'de herkes onu bilmeli ve herkes neler baş verdiğini, neler keçtiğini bilmeli. O sebepten yani kızıyor da demezdim. Sadece olarak bir şeyler var. Yani biz Türkiye bu sual biz başka bir programda da var idik. Orada da sual var idi bu cür. Biz cevabı da verdik. Türkiye'ni biz hiç zaman ayrı bir memleket gibi bilmedik ki. Yani bunu bir başka bir devlet gibi, başka bir memleket gibi bilmedik. Bu bizim memleketimiz. Yani Rusya'yla, İran'la veya diğer memleketle eğer mukayese edirseniz bu başka peki, bir memleket anda, değil bize. Şu anda hiç problem yok mu? Problem yok bence. Problem değil bir şey yok. Biz Ermenistan hududunu açarsak problem olacak mı olmayacak mı? Problem her biri. Bakın bu şeyi dedim bir daha derim bakın. Ümumiyyətcə bu şeyin məsələnin qoyulması düzgün qoyulur. Yəni bütün proqramlarda da Türkiyədə də, biz Sayın Abdullah Gül'lə görüşəndə də Sayın Ali Babacan Azərbaycan Ermənistan, Türkiyə Ermənistan demək əslində doğru bir şey deyil. Türk erməni desə sorunu, Türk erməni sorunu bu doğru bir şey. Bir sizə misal deyəcəm. Məsələn Xocalıda katliam olarken bizi Azerbaycanlılar diye Ermeniler katliam etmiyor. Türkleri katliam ettiği dedi. Bunu Zori Balay öz kitabında böyle de yazdı. Yani aslında yani bazen ayrı bir şeyler değil. Güler Hanım'ın söylediği oldu ki bazen konu Türkiye medyasında biz çok duyarız. Azerbaycan Ermenistan sorunu diye. Ve bu sorunu bazen böyle de tartışarlar. Azerbaycan'la Ermenistan sorununun bizim Ermenistan'la ilişkilerimizde bakmamız ne kadar doğru diye böyle bir düşünceler doğdu. Aslında Güler Hanım'ın söylediği bu ki bu sorun Azerbaycan Ermenistan sorunundan
değil sorunun. Eğer nedenlerini açıklasanız, tarihine, köküne baksan, bu bir Türk-Ermeni sorunudur bunun arkasında. Ve Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan sorunu diye bunu getirmesi doğru değil. Çünkü Zori Balayan'ı mesela biliyorsunuz, Ermeni aydınlarından biriydi. Onun kitaplarına aydın baksanız, yok Ermeni yani o kendileri, onu aydınları biliyor. Yazar değerim de yani aydın deme biraz zor. Ama kendilerinin bilim adamlarından biri. Onun yazdığı kitaplar var. Niye katlettik Azerbaycan insanı dediği zaman Türkleri dedi. Yani bu kitapların hepsinde onlar Türkler açık diye katlettik. Yani Azeri olarak kabul edilmiyor. Genel Türk olarak Türk olarak. Tabii ki Türk olarak katlettik. Türk çocuğunu bu cür yaptı. İkincisi bu 1992'lere 90'lardan sonraki olay değil ki Azerbaycan ve Ermenistan arasında. 1918'lerde bir olaylar var. Yani 1918'lerde Mart kırgınları var. O zaman İravan'da, Zengezur'da, Bakü'ye kadar Şamuya'nın başkanlık ettiği gruplar vardı. Azerbaycan çeşitli bölgelerinde bu soykırımlar yaptılar. Onları Azerbaycanlı diye katletmediler. Ve Nuri Paşa da Azerbaycan vatandaşı olarak oraya gelmedi. Orada Türk insanı kurtuluşu için geldi Azerbaycan'a. Yani bunun kökü aslında çok eskilere dayanır. İzin verseniz çok benim kısa, bunu belki siz görmüşsünüz. Bu 1828'lerde Rus Maşkov'un çektiği bir ve Rus arşivlerinde saklanan İran'dan İravan'a, Nakçıvan'a, Karabağ'a, yani bizim topraklarımıza Ermenilerin köçü diye. Bu foto daha ilginçti, bakın. Şöyle bunu tutarsanız, evet, tutarız. Kamera geliyor. Bunu, bu iki foto, bu bir anıttı. Ermeniler kendileri bunu Karabağ'a dikmiştiler. Bizim bu topraklara köçürülmemizin 150. yıl dönümü diye kendilerinin diktiği anıttı. Yani biz bu topraklara 150 yıl önce köçürüldük. Bu toprak... Onu, affederseniz bir şey söyleyeyim ben. Şimdi 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar Türkiye'deki, Doğu Anadolu'daki ve Romanya civarındaki Ermenileri alıyorlar. 60 binden fazla Ermeni'yi Revan'a. Kafkasya'da bir şey var. Evet. Beli. Orada aslında Revan Hanlığı var. Beli, beli. Ve bizim elimizde nüfus kayıt defterleri var. Gence'nin, Revan'ın ve diğer yerlerin, Osmanlı toprağı çünkü. O bölgede de Türkler çok büyük çoğunlukta. Bizim insanımız. Evet. Evet. Yani Revan'a Rusların Ermenileri yerleştirmesinden sonra, yani yaklaşık 180-190 sene önce hanımefendinin söylediği gibi problem başlıyor. Hı hı. Ve orada bir var olma savaşı başlıyor. İşte Nuri Paşa orada gitmese çok büyük bir katliam yapılacak. Ama Nuri Paşa'dan, ben niye Nuri daha Paşa'dan önce. Önceye de geleceğim. Hı. Çünkü 1915'lerin nedenleri, yani evet, kararlar alındı, Ermenilerin göçü kararları. Aslında 1915'lere kadar 10-11 yıl Osmanlı Ermenilerin o bölgedeki faaliyetlerine, yaptıklarına tahammül etti. Ne yaptılar? 1905-6 kırgınları var Azerbaycan Türklerine karşı. Bu harita çok güzel bir harita. Buranı da gösteririm. Bu kırmızı Karabağ işgal altında. Bu pembeler de Ermenistan'ın bugün işgal altında sakladığı Karabağ dışındaki bölgeler. Burası, bu gördüğünüz bölge, Zengezur bölgesi. Bunu 1920'de Sovyetler aldı, Ermenistan'a verdi. Çünkü artık Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin karada sınırını yok etme amacı vardı. Nahçıvan'a dokunamadı Gars Antlaşması'na göre. Çünkü Türkiye'nin hemen ordu çekme hakkı vardı. Burada bıraktı. Buranı alarak Türkiye'nin Azerbaycan, yani Türk, diğer Türk toprakları ile ilişkisini kesti. Burası Yerevan. Bunu da 1918'de biliyorsunuz bizden alarak dış baskıyla Ermenistan'a başkent verdiler. Tamam, zaten sorunun kökü Ermenilerin bu coğrafyaya köçürülme nedenleriyle başladı. Niye bu kadar köç ettirirdiler? Kullanmak için, Osmanlı'ya karşı kullanılacak. Çünkü buradaki insan Türk nüfuzu, bunlar Rusya'ya birleşip Osmanlı'ya karşı hıyanet etmeyecekler, savaşmayacaklar. Hristiyan, çünkü kendileri de Türktü, Müslüman toplumdu. Ermenileri yerleştirerek bir bufer zona yaratalım ve kullanalım. Hem Osmanlı'ya karşı hem de diğer irtibatını keselim diğer Türk. Böyle diye, peki yalnız benim anlamadığım bir şey var. Şimdi Karabağ, evet, Azerbaycan'ın içinde. Evet. Ermeniler oradan gelip oraya nasıl gitti? Yok, buralar işgal ederek. Laçın, yok, burası. Yok şey olarak diyor. Tarih olarak söylüyorum. Burası Laçın. Laçın koridoru dedikleri. Tarih olarak demiyor, evet. Şu anda diyor. Yani şu andaki. Ama biliyorum Laçın koridoru. Ama o kadar dar bir koridordan o koca bölgeyi nasıl aldılar? Azerbaycan niye bir şey yapmadı? Ama koca bölgede Ermeniler de onu söyleyeyim.
koca bölgede Ermeniler de yaşıyordu artık. İçeride onların destekçileri vardı ve en önemlisi Rus askeri vardı. Rus askeri üssü vardı ve siz biliyorsunuz hatta Hocalı soykırımı yapılanda bütün görüntülerde 366. alayın tankların üzerinde 366 askeri üs vardı. Ve Azerbaycan insanı biliyorsunuz Sovyet döneminde silah saklama falan izni yoktu. O çok ağır bir şeydi, silahsız bırakılmıştı ve Sovyet üsleri hemen Ermenistan'ın yanında oldular. Çünkü ilk yıllarda Garbaçov'un dönemi başladı. Garbaçov Ermenilere çok yakındı. O bir destek sağladı ve artık özgürlük yılları başladığı zamanda hemen Ermenistan'a destek çıktı. Peki efendim siz Türkiye'nin Ermenistan sınırını açmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hayır. Bu bizim için çok önemli konu. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz. Peki. Yani Azerbaycan'da bunu isteyebilecek değil, kabul edebilecek bir insan yok. Peki, ne olur açarsa? Tabii ki açarsa Azerbaycan insanı çok büyük üzüntüye girer. Ya, bunun yok. Çünkü bunu söyleyeyim. Azerbaycan insanı çok büyük üzüntüye girer. Çok büyük kırgınlığa girer. Çünkü Azerbaycan insanı İngi'ye kadar bunu açık söyleyelim. Ne bu bölgede ne dünyada. Azerbaycan müttefiki bu bölgede. Türkiye. Yani biz bir millet iki devlet bilincinin altındayız. Bunu herkes Azerbaycan'a giden her bir Türk insanı, Türkiye insanı Azerbaycan'da olduğu zaman biliyor. Eğer bir memleketin her evine gittiğiniz zaman Türk televizyonu seyredilirse, her yerinde Türk şarkıları varsa demek ki bu insanlar kendilerini Türk hissederek bu bilincin altındalar. Ve tabii ki bizim insanımız Türkiye'ye Rusya, İran, bilmem Fransa, başka bir ülkeler kime bakmıyor. Türkiye'ye daha manevi bağları da yani çok büyük olan bakır. Ve biliyorsunuz Ermenistan sınırı da hemen hemen Türkiye Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki olarak kapattı. Kapalı değildi Ermenistan sınırı. 93'te evet. Kelbecer'in işgalinden hemen sonra kapattı. Ve tabii ki siz düşünün. Azerbaycan'ı bırakalım. Siz kendiniz o sorunu kendinize vermeyecek misiniz? Bu sınır kapatılma nedeni vardı. Bunun açılma nedeni ne o zaman? İşgal mı kalktı ortadan? Yok, kalkmadı. Köçmenler mi döndü öz yurduna? Dönmedi. O zaman niye bu toprak sınırlar açılsın? Bunu Azerbaycan bir insanı milyon, da verecek. 1 milyon kaçkın var değil mi? Evet ve dünyada böyle bir şey yok. Her 8 kişinin ama biri şey de var, köçmen. Siz sordunuz ki ne olur sınır açılsa? Sınır açılsa sadece Ermenistan güclenmeye başlayacak, ekonomik güçleri olacak. Ve bugün bakın ne var bu bir şey var, sormak lazım. Yani bütün siyasi yetkililerden bu işe evet diyebilecek, evet demek isteyen bütün yetkililerden niye bugüne kimin bu kadar kuvvetli olarak ortaya çıkmadı? Sebep budur. Bilirsiniz Gürcistan'da sonuncu olaylar zamanı Rusya'nın attığı adımlar herkese məlumdur. Ve Ermeniler Gürcistan'ın Cavahitiya deyilen bir bölgesinde yaşayırlar. Ve orada da bu hadiseler baş verirken çok güçlü surette Gürcülere karşı çıktılar. Ve bugün Gürcistan'ın Rusya'ya karşı kullanacağı en ciddi məqamlardan biri de ondan ibarətdir ki, Rusya Ermenistan'a çatmak için Gürcistan'ın üstünden keçməlidir. Ve bugün Gürcistan Rusya bunu bir dərbi olarak da kullanır. Yani bak, benim üstümden keçə bilməzsən, Ermenistan'a çata bilməzsən ve Ermenistan'ın özü artık bugün Putin'in dediği kimi forpost deyir. Yani buna Ermenistan'ı bir bağımsız bir dövlət kimi kabul etmir Ruslar. Bunlar bu özlerinin küçük bir memleketin bir hissesi kimi görürler. Ve bugün Ermeniler çok güzel başa düştüler ki artık Rusya'yla bağlı bu sorunlar yaşayabilirler. İkinci bir taraftan Avrupa'ya çıkış meseleleri var. Gürcistan üzerinden denize çıkış meseleleri var. Bugün Türkiye vasıtasıyla Avrupa'ya geçmek, Türkiye vasıtasıyla denizlerin yolunu açmak en rahat ve ekonomik cehetten en uğurlu bir siyasettir. Bu Ermeniler yani çok uğurlu bir siyasettir. Aslında açık açık eğer Türkiye Ermenistan'ın sınırını açarsa Azerbaycan'a çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Toplumsal kırgınlık yaşanır. Yani bu da normaldir. Ben size hak veriyorum. Yani o bu şey değil. Efendim bir şey söyleyeyim mi? Azerbaycan insanını anlayışla karşılamak lazım. Bu insanların hepsinin yarası təzə. Her 8 kişinin biri köçmen hayatı yaşayır bugün. 20 bin kişiden artık şehit vermişiz. Onların aileleri var. 4 bin kişiden artık rehinemiz Ermenistan'ın elinde. Onların aileleri var. Ve düşünün bu toplum bunu nasıl karşılayabilir ki? Neden Türkiye birden Ermenistan sınırlarını açsın ki? Ama ben bir Türk olduğum için bir soruyu vermek isterim. Azerbaycan'ı bırakalım bir tarafa.
Azərbaycanın çıxarları, Azərbaycan devleti, kimsə belə söyləyə bilər, bəlkə Türk içərisində, geçsin kendi çıxarları falan falan deyə. Türkiyə Ermənistanla sınırlarını nasıl açmayı düşünə bilir ki, Ermənistan Türkiyənin sınırını tanımıyor. Yəni siz benim sınırımı tanımıyorsunuz, ben size sınır açıram. Siz anayasanızda bana toprak iddiaları koyursunuz, hemen Türkiyənin bütün bu coğrafyasını, kendi anayasanızda Türkiye'nin bütün bu coğrafyasına Batı Ermenistan diye anayasanıza koyursunuz, ben size sınır açıram. Ağrı Dağını Ararat diye devlet simvolunuza koyursunuz, ben size sınır açıram. Ve bütün dünyanı başınıza alıp benim üzerime siz soykırım yaptı diye gelirsiniz, ben size sınır açıram. Ben söyledim bunu. Ben her yere gittiğim zaman Azerbaycan vatandaşı olarak değil, ben Avrupa Konseyi'nde delegasyon üyesiyim, savaşaram. Bu iddialarla her birimiz savaşarız her yeri Azerbaycan insanı. Çünkü kendimizi Türk söylüyoruz. Azerbaycan Kıbrıs'ı niye tanımadı? Ben indi ona geleceğim lütfen. Soykırım sözünün, indi geliriz ona. Soykırım kaç sözünün, tebe bunu dediğim. Lütfen, soykırım sözünün içerisi ne, mahiyeti ne? Bunlar katil, bunlar vahşi, bunlar bize insanlık dışı böyle yaptılar diye iddialar, yalanlarla gelirler. Bana katil diyen bir topluma ve Ermenistan Cumhurbaşkanı kendisi 3 gün önce açıkladı. Dünyada bir Ermeni böyle bulamazsınız ki soykırım iddialarından sözler geri dursun dedi. Anketler yapıldı Ermenistan'da. Anketlerin sonucu belli sözde Ermeni soykırımla bağlı. Size, bize katil diyen topluma karşı nasıl bir kapı açılır? Bana katil diyecekler. Sayın Paşa'ya ben bakın, onu kalkındıracağım. Yapılmak istenen şu, benim anladığım bir tarihçi olarak. Sizi ve bizi alıştırmak istiyor. Tepkilerimiz ölçülüyor. Yani hem Türk halkının hem sizin tepkileriniz ölçülüyor. Böyle bir şeye ne tepki veririz diye. Tabii Türk olduğunuz için ani tepki veriyorsunuz. Yani bu Türk olduğunuzu en iyi gösteren şey zaten. Yani Türk ani parlar, ani tepki verir. Yani zaten Azerbaycan'la biz aynı kökten geliyoruz. Oğuz Türk'üz ikimiz de. Yani Kırgızlarla kabile farkı var ama İran'dakiler ve Azerbaycan'dakiler biz Oğuz'uz. Anadolu'ya gelen Türklerin çoğu da Oğuz'dur. Burada alıştırmak isteniyor. Ben yani benim analizim bu. Sizi ve bizi alıştırmak istiyorlar. Şimdi bu bugün bir gazetede yayınlanan 2025'te iddialar kabul edilir gibi ona geleceğiz sonra. Söyle hanımefendileri uğurladıktan sonra. Ben bir şey soracağım. Geleceğim. Ben iki sorum var. Evet. Ama politik cevap vermeyin ne olur. Kısa cevap verin. Tamam. Avrupa Parlamentosu'nda bu Kuzey Kıbrıs'ın meselesi görüşüldüğünde Azeri heyeti siz üye miydiniz orada? Hayır, o zaman üye değildim. Peki sizin temsilcileriniz niye toplantıyı terk etti? Kıbrıs konusu bence Türkiye içerisinde, ama buna söyleyeceğim, Azerbaycan aleyhine bir kampanyanın başlangıcı oldu. O zaman ben size soru veririm. Lütfen yok, soruya yapmayın. Siz niye bana gittiniz? Yok, siz bana soru soruyorsunuz, ben de size cevabını ama veriyorum. Ama cevabı alamadım ki ben. Yok, ben cevabını size veriyorum. Lütfen bana Türkiye Devleti'nin bugün Kıbrıs politikasını anlatın. Türkiye ne yapmak istiyor Kıbrıs'la? O zaman şunu söyleyin, sorayım. Lütfen Azerbaycan... Türkiye size Kıbrıs'ı tanıyın diye hiçbir zaman istemedi mi? Ne zaman istedi? Siz İstemedim. Bana söyleyemez misiniz? İstese tanıyacak mısınız? Ben onu söyleyemem. Ben bugün Cumhurbaşkanı yerine burada cevap veremem. Bakın ama ben size söyleyeyim ama lütfen, mi? Ben size yok yok bir tane General, daha söyleyeyim. Daha önemli söylüyorsunuz. Azerbaycan, bakın Türkiye sizden böyle bir şey istemedi mi hiç? Benim bildiğim kadar istenmedi. İstense bu tamam, açık aldım. İstenme istemedim. Vardı. Peki niye terk ettiniz toplantıyı? Ben terk etmedim. Ben orada, hayır, Azerbaycan yani niye terk ettim? Bunun nedenleri terk etme değil. Yani bence bir koordinasyon kopukluğu olmuştu. Yani eğer böyle nasıl bir... Yok, Türkiye biliyorsunuz siz bilmiyorum Avrupa Konseyi'nin toplantılarını izliyor musunuz? Mesela Gürcistan'ın son olayları zamanı Gürcistan heyeti birçok dost ülkelere kızdı. Rusya ile 67-67 diye oylaması geçmedi Gürcistan'ın. Ama herkes dedi siz niye gelip bize zamanında anlatmırdınız? Bu bizim için bu şu maddeler. Yani biz bütün günü konseyde canım orada gündem asılmıyor mu şimdi? Yok, gündem asılıyor ama gündem... Yani Azerbaycan'ın bu oylamadan haberi mi olmadı? Yok, ben size orada olmadığım için... Veya milletvekilleriniz kullanıldı mı? Yok, kullanılması söz yani konusu... Yani aramızı açmak için kullanılmış da olabilir. Hayır, yani. Hayır, kullanılsaydı ben bunu söyledim. Yok, ben sorumun cevabını aldım. Ya, Türkiye tanıyın demedi diyorlar. Bu çok büyük bir şey. Doğru, o dediğiniz doğru. Mesela bir soru daha soracağım. Bir dakika, Pakistan tanımak istedi değil mi? Bildiğim kadar. Biliyorum, onu söyledim. Bildiğim kadar, yani bu sizin kendi sorunuza ne cevap? Türkiye hiç zaman, Azerbaycan hiç zaman... Türkiye'nin dış politikalarını
zedeleme durumunda düşmedi. Eğer Kıbrıs'la ilgili bir politika olsaydı Azerbaycan'dan istenseydi bunu bilerdik. Tamam aldım ben cevabımı. Yani o yüzden niye bunu söylüyorum? Ben Türkiye'de 3 gündü herkes bu Kıbrıs konusunu yani sanki bugünler Ermenistan kapılarına Azerbaycan'da bir tepki vardı ya. Herkes Kıbrıs sorununu getirir. Ya kardeşim Azerbaycan hiç küsmedi. United Nation'a Karabağ sorununu oylamaya kullandı. Türkü Cumhuriyetlerinden Özbekistan dışında bir oylamaya katılmadı. Ama hiçbirinin hiçbir sorunu yok. Hiçbirinin hiçbir sorunu yok. Ama Azerbaycan herkes bilir Karabağ sorunu var. Kıbrıs'a uçak kaldırdı. Hemen yarını günü Avrupa Parlamentosu Karabağ'la ilgili Azerbaycan aleyhine karar çıkardı. Sayın Mehmet Ali Talat'ı Dünya Türklerinin toplantısına Cumhurbaşkanı sıfatıyla davet etti. Yunanistan Avrupa Birliği'nde bunu da açık söyleyelim. Azerbaycan aleyhine büyük bir kampanyanı başlattı. Niye Mehmet Ali Talat orada Cumhurbaşkanı diye tanıtılmış. Sayın Dektaş geldi bir karar alındı. Yani Azerbaycan yapabileceğini siz Azerbaycan'ın durumunu değerlendirin. Kızmayın ben anladım cevabınızı. Türkiye istemedi dediniz. Yok ama bunu ama böyle bu ters bir zamanda Azerbaycan. Şöyle bir şey, ben şöyle bir şey duymuştum 10-15 sene önce. Azerbaycan'a niye Kıbrıs tanıtamıyorsunuz dediği zaman bizim bir diplomatımızın en son tanıyacak ülke Azerbaycan olur. Önce Avrupalıların tanıması lazım dediği söylenir. Burada. Ben size sorayım mı? Hocalı soykırımını niye Türkiye tanımıyor o zaman? Soykırımı nasıl tanımıyor? Küçük kınanma. Niye küçük kınanma. Azerbaycan'dan böyle şey talep edilir ama Hocalı'da yapılan soykırımı da Türkiye. Niye? Biz anlayışla karşıladık bunu. Hocalı'yı mesela sizin biz bakın benim üniversitemde bile biz Hocalı'daki katledilen Türklerinle ilgili sergiler yapıldı. Ama biz bunu anlayışla karşıladık biliyor musunuz niye? Çünkü Türkiye'nin Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili problemi vardı ya. Lütfen Türkiye'nin daha zor duruma sokmaya anlayışına girdik. Biz özümüz Türkiye'ni bu duruma sokmak istemedik ki niye yapmıyorsunuz şu kardeş ülkeyiz falan falan. Ama burada da Azerbaycan'ı bazı şeylerde yani özü de son günler bu Ermenistan sınırı geldiği zaman herkesin sanki bir şeyler çıktı ortaya. Azerbaycan. Yo bu yıllardır konuşuldu. Bir şey daha soracağım şimdi. Tek siz değilsiniz. Buraya geldiğimizden herkes bunu soruyor. Ama Türkiye bunu duymak istiyor. Duymak istiyor. Şimdi efendim siz gayet güzel cevabını verdiniz. Türkiye bizden istemedi bunu dediler. Bu belədir. Evet, bu çok önemli bir şey. Bu belədir və siz, mən istəyirəm biləsiniz ki, ümumiyyətcə biləsiniz. Yani siz. Evet, sevgili seyirciler, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını Azerbaycan'dan istememiş. Azeri milletvekili hanımefendiler bunu açık açık söylediler. Son bir sorum var. Sizin bu son sorunuzdan önce bir şey söylemem lazım. Mən çok istəyirəm ki, bütün vətəndaşlarınız da siz de biləsiniz. Günü bugünə kimin, həm Avropa Konseyində, həm digər beynəlxalq ulusal təşkilatlarda, heç bir zaman Türkiye ile Azerbaycan ayrı-ayrı siyaset yeritməmişdi. Bugünə kimin Azerbaycan ve Türkiye bütün məsələlərdə məsləhətləşərək, bir yerde konuşarak, Kıbrıs'la da bağlı, Xocalı'yla da bağlı, Yunanistan vs. bir çox məsələlər, bütün demək olar, bütün elə bir şey bunu sizin milletvekilleriniz de təsdiq eləyə bilər. En yüksek düzeyde olan siyasi yetkililerimizi gösterebilir. Hiçbir zaman dış politikasında ayrı-ayrı fikirler olmuyor. Her zaman məsləhət ve her zaman bilge kararlar çıkarılır. Ve emin olabilirsiniz ki, eğer doğrudan da bu meselede tamam başka fikirler olsaydı, burada sizin bugün verdiğiniz sorunu çok önceden bir başka yöntemleri çıkardı. O sebeple ben çok isterdim ki, çünkü Qanra Hamdaya göre kızı, o yani bir siyaset çok kızıyor yani biraz da bu konularla ilgili yani jurnalistler olabilir onlar bir siyasetin içinde olmayan insanlardı bu normal bir şey kim karşılamalı ama biz bu hem dış hem iç siyasette olduğumuz için bunu çok güzel bir sonuncu bir misalla diyeceğim size bakın nihayet ki bu dış siyasette Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın eyni bir yolda getməyi onunla nəticələndi ki, artıq Türkiyə və Azərbaycan diasporaları belə dünyanın hər yerində, Amerikada, Avropada birgə qərar verdilər. Bilirsiniz, bu Bakıda keçirildi və bu diasporalar birləşdi. Yəni, bugün gördüyü bütün işlər bu diasporalar birgə keçirilir. Ama kapı açılırsa ayrılacaq. Yok, kapının açılması da mən... Kapı meselesini anladık. Ama kapı açılırsa sizde bir normalleşmesine girmek. Ama ben size kısa bir şey söyleyeyim. Hiç zaman inanmadım ki. Ben bir şey söyleyeyim. Karabağ'ı nasıl kurtarmayı düşünüyorsunuz? Lütfen bir şey söyleyeyim. Yani bakın, hayır siz bu önemli. Siz diplomatik danışıklardan çıkardınız. Ama bunu söyleyeceğim çıkardınız. Avrupa Konseyi'nde durumu size net anlatayım mı? 3 yıl oradayım.
Kıbrıs'ın gözlemci statüsü var. Delegasyon üyelerinden sorun Azerbaycan'ın her konuda verdiği destek üzerinde Azerbaycan'la ilgili bütün repertuarlar Yunan. Kıbrıs Yunanları. Hepsi Azerbaycan konusuyla ilgili Karabağ. Herkes ona hakim olup Azerbaycan'ı darbe vurma uğrunda savaşır. Kıbrıs Yunanları ile Yunanistan Yunanları. Sizin de Azerbaycan'ın durumunu da düşünün. Destek yok. Konseyde Azerbaycan destek vermedi diyen şey yok. Gözlemci statüsüne malik arkadaşlarımız var. Azerbaycan'ın nasıl destek verdiğini bir komisyon toplantısı olsa böyle uçakla gideriz. Azerbaycan ilişkisi olmasa böyle Kıbrıs'la ilgili. Ama her detayda böyle Azerbaycan sanki Kıbrıs'ı istemiyor. Azerbaycan Irak Türklerine de bugün Kerkük Türklerine efendim, de düşüncesi aldık, kadar sahip olmaya onu çıkıyor. Anladım ben cevabı. Hepimiz anladık. Türkiye istemedi dedim. Olar mı ben şey soracağım. Son bir soru sormak istiyorum. Bize bir 5 dakika daha alabilir.